Geziniyor Bisiklet kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Beni bu bisikletle son kez görürsünüz. Bundan sonra bu bisiklet videolarımda olmayacak. Kendisini değerli bir arkadaşıma sattım. O yüzden de bu videoyu tur bisikleti dönüşümüne ayırdım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Tur bisikleti, dönüşüm tur bisikleti inceleme bisikletimle son kez. Bu bisikleti ne yaptım ben? Ben bu bisikleti sattım arkadaşlar. Kime sattım? Hani şu birkaç video önce bizim bir Gülbahçe kampımız vardı. Roma hamamına gitmiştik. Orada dönüşte Urla'da bizi bırakıp giden bir abimiz vardı. Tolga abimiz. İşte o Tolga abimiz bizi orada bırakıp gitmişti. Ama benim o videomu seyrettikten sonra turlara inanılmaz bir hırsla katılmak istediğini belirtti. Ve benim altımdan bisikletimi aldı. Tabii bu işin latifesi arkadaşlar. Hiç konuyu uzatmadan ben size şimdi önce tur bisikletinden mi bahsedeyim? Tur bisikletinden bahsetmeyeyim. Ben şöyle yapalım. Önce bisikletin ham halinden bahsedeyim. Şimdi benim bu bisikletim arkadaşlar KTM'in Life Action modeli. Üzerinde alüminyum kadro var. Neden ben KTM tercih ettim? KTM Avusturya markası ve kadroları %100 Avrupa'da yapılıyor. Yani diğer birçok bisiklet markası gibi yurt dışında, özellikle Uzak Doğu'dan kadro ithal eden bir firma değil. Ve ben KTM'in motorlarını Paris Dakar rallilerinden iyi bildiğim için, sağlamlığını güvenliğim için KTM bisiklet tercih ettim. Kadro zaten açı itibariyle trekking kadro olduğu için tura uygun. Alüminyum oluşu bizim için bir dezavantaj sağlıyor mu? Biliyorsunuz normalde tur kadroları ne oluyordu? Kromoly oluyordu. Ama tutup da ben bununla Atakama Çölü'nü geçmiyorum. Burada genelde 3 günlük 4 günlük turlara bisikletim full yüklü olsa bile benim ağırlığımla beraber maksimum yani 25 kilo üstüne yük yükledim diyelim. 75 kiloda benim ağırlığım var, 100 kilo oluyor. Bu da beni fazla fazla idare ediyor. Şimdi gelelim üzerindeki donanımlara. Üzerindeki önce standart donanımlarından bahsedeyim. Kendi KTM'in selesi vardı. Herhangi bir bagajı yoktu üzerinde. Çamurluklarını ben sonradan taktım. Donanım olarak neler vardı üzerinde? Schwalbe'nin Triago lastikleri vardı. Ben bunları da değiştirdim şu anda. Onlara birazdan gireceğim. İlk etapta ben size aktarımdan bahsedeyim. Aktarım olarak 3x10 full deore set kullanıyor üzerinde KTM Life Action modelinin. Önde deore'nin 26-36-48 dişli 3 yapraklı bir ayna kolu mevcut. Ön aktarıcı olarak yine deore aktarıcı kullanılmış. Ön aktarıcı kullanılmış. Arkaya geldiğimizde deore'nin XT serisi bir aktarıcısı var. Bu da kendini ciddi kanıtlamış. Seriliği yüksek, sağlamlığı yüksek olan bir arka aktarıcı. Arka ruble 10, dediğim gibi 10'lu bir arka ruble kullanıyor. Arka rublede 11-34 diş oranları tercih edilmiş. Ki bu tur için ciddi uygun bir diş oranı benim kanaatimce. Onun haricinde benim gördüğüm bir dezavantajı var. Ben disk freni çok sevmiyorum arkadaşlar. Disk freni özellikle uzun turlarda, hani buralarda bir şey olmaz ama tutuyorum da çok dağ başında bir yerde farz edin ki kabloyu kopardınız, patlattı mı yolda kaldınız, duramayacaksınız demektir. Bana göre dezavantaj üzerinde disk fren kullanılmış olması, ama tabii ben bunu kendim tura çevirmeye kalktığım için de bu biraz etken oldu. Ne var? Disk fren olarak da üzerinde yine Shimano'nun Deore serisi T615 hidrolik disk frenleri kullanılmış. Rahat mı? Evet rahat. Gerçekten durmaya inanılmaz yardımcı oluyor. Özellikle yüklüyken iki parmak, bunlar two finger olarak geçiyor. XT frenler gibi tek one finger olarak geçmiyor. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Elleriniz de yorulmuyor. Şimdi bunların haricinde demem gereken 32 telli çift katlı alüminyum jant var üzerinde. Alüminyum jantlar bana göre yeterli. 32 tel, dediğim gibi normalde tur bisikletleri 36 telli jantlar tercih ediliyor. Ama ben 32 telde işinizi, benim gibi 3-4 günlük kamplara veya turlara çıkıyorsanız fazla fazla işinizi göreceğinden eminim. Başka söylemem gereken neler var size? Önde bir maşa var arkadaşlar. Önde ne var? Santur'un NCX serisi havalı bir maşası kullanılmış. Bundan çok memnun muyum? Bildiğim kadarıyla bunun 2 kiloya yakın bir ağırlığı var. Ekstradan bir ağırlık yükü bindiriyor. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Ama ben tabii tur bisikletçiliğine biraz daha yatkın olduğum için genelde aslında sabit maşayı tercih ediyorum. Benim için çok da önemli maşa olması veya olması veya olmaması, konuşamadım, çok da önemli değil. Gelelim tur bisikletçiliği olayına. Tur bisikletleri nelerdir? Bisikletçilik dünyasında tur bisikletinin yeri nedir?
Arkadaşlar, tur bisikleti evet çok havalı görünür. Üzerinizde böyle salaş sandaletler falan böyle terkan içindesinizdir. Bisikletiniz ağzına kadar yüklüdür. Özellikle benim gibi 70-80 kuşağı olan arkadaşlar bu tip şeyleri turistlerde gördü ve çok ilgisini çekerdi. Belki benim de bu tur bisikletçiliği heyecanım o zamanlardan geliyor. Ama tur bisikletinin bisiklet dünyasındaki yeri kamyondur arkadaşlar. Tur bisikletleri bildiğiniz kamyonlardır. Yük taşımak içindir amaçları ve konforlu şekilde yük taşımak içindir. Hız her zaman ikinci plandadır. Sağlamlık ve güvenlik her zaman ön plandadır. Bu noktadan hareket edersek, biz bir bisikleti tur bisikletine çevirmek istediğimizde neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle buna bir göz atalım. Ne dedik? Aktarıcıdan bahsettik. Bu aktarıcı oranları tur bisikleti için idealdir. Bunları kullanabilirsiniz. Ben ekstra olarak neler yaptım? Ben kendi yaptığım değişimlerden bahsedeyim. İlk etapta bisikletime bir bagaj ekledim. Hangi bagajı tercih ettim? En sağlam olan bagajı tercih ettim. Dünyadaki turcuların en meşhur olan bagajı Tubus'tu. Ben de Tubus'un Logo Klasik modelini tercih ettim. Bununla ilgili de şuraya gelmesi lazım bir öneri videosu. Onu tıklarsanız Logo Klasik ile ilgili de bir inceleme videom var. Onu oradan seyrederseniz mutlu olurum. Mutlu olurum değil tabii ki, onu merak eden oradan seyrederseniz, otomatiğe bağladım bu arada. Hemen ardından geçiyorum. İkinci bir değişim neydi? Turda ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Turda günde ortalama 100 kilometre yol yapıyorsunuz. Ve bunu gün aşırı 4 gün, 5 gün veya 3 gün, 4 gün veya 1 ay boyunca yapan arkadaşlar da var. Dolayısıyla ne oluyor? Poponuz mahvoluyor. Poponuzun sağlığı, güvenliği, rahatlığı size turun memnuniyeti olarak geri dönüyor. Bunun için de ne tercih ettik? Turcuların bir numaralı selesi Brooks B17. Bununla ilgili de yine hemen önerilerde geldi. Tıklarsanız Brooks B17 ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Diğer video mevcut. Ama benim ekstradan bilgi vermem gereken bir şey var. Şimdi ben Brooks B17'yi ilk aldığımda izlemiştim, videolarını seyretmiştim. Hatta bizim Enes'in Canavar Keşif'te'nin bir videosu vardı. Oradan da izlemiştim. O dedim tamam ben bunu aldım. 2 gün sonra bu yumuşar, nasıl olsa deri falan, süper harika rahat ederim. Hiç öyle olmadı. Hatta İzmir Özgür Pedallar Bisiklet Forum'dan arkadaşlarımdan, bisiklet forum grubundaki arkadaşlarıma ilk başlarda dedim Brooks falan almayın ya, bu tahta gibi. Hakikaten ilk 2 ay, 3 ay hiçbir şekilde memnun değildim. Yani bildiğiniz zaten tık tık ediyor, şuradan da duyuyorsun, tahta gibiydi. Ta ki ne zaman? Aradan bir 6 ay falan geçip turlarım benim sıklaştıkça daha fazla kullanmaya başlayıp da selam yumuşadığında. Şu anda inanın turlarda çok çok faydasını görüyorum. Bu yüzden uzun turlar yapacaksanız Brooks B17'yi kesinlikle ve %100 tavsiye ederim. Bu arada Türkiye için de ben daha önceden bunu şunu söylemiştim. Bike Components'ten aldığımı söylemiştim ama ben aldığımda 60 Euro'ydu. Şu an 110 Euro'lara çıkmış fiyatı. Ve Türkiye'de internetten ararsanız 250 TL'ye birçok Türk firmasında kampanya var. Delta Bisiklet veya Erdoğanlar Bisiklet gibi firmalarda çok rahat bulabilirsiniz ve daha ucuz şu an fiyatları. Hemen devam ediyorum anlatmaya. Tur bisikletinde diğer önemli olay nedir? Şimdi normalde bunun üzerinde bir gidon vardı, düz bir gidon vardı ve benim açım öne doğru eğiliyordu. Ne oluyordu? Sırtımda diyorum, özür dilerim, bagajımda yüklerle hareket ederken omuz kaslarım tutuluyordu. Kollarıma ekstradan yük biniyordu ve rahatsız ediyordu beni. Ne yaptık? Kelebek gidon, butterfly veya trekking gidon da denilen şu açılı gidon ile değiştirdik. Bunu niye yaptım arkadaşlar? Bunu turlarda yol esnasında oturuş pozisyonum daha dik hale gelsin ki daha rahat, daha konforlu bir sürüş yapabileyim diye yaptım. Bunun için de ne yaptım? Öncelikle gidon boğazını değiştirdim. Gidon boynunu, gidon boğazını neyle değiştirdim? Ricci'nin 120 milim. Ben bunu özellikle, yani 90-100 çeşitli şeyleri vardı. En uzunu 120 milimdir Ricci'de. Özellikle 120 milim açılı gidon aldım ki fazlasıyla açıyı yükseltebileyim ve çok dik bir oturuş pozisyonu sağlayabileyim diye. Üzerindeki gidon ne? Satori'nin 25.4'lük bir kelebek gidonunu tercih ettim. Dönüşümde herhangi bir problem çıktı mı? Evet çıktı. Şu vites tellerinin, vites kolların, shifterların yerini değiştirdiğinizde hafif bir gerilme oluyor. Bunu da ona göre ayarda çapraz atarak, eğer kadronuz üzerinden gidiyorsa çapraz atarak ayarlayabiliyorsunuz. Geldik videonun sonuna mı? Tur bisikletiyle ilgili şu an aklıma daha fazla bir şey gelmiyor. Çamurluklara dikkat etmeniz gerekiyor. Çamurluk çok önemli turda, leş gibi oluyorsunuz çünkü.
Ki benim üzerinde kullandığım çamurluklar kendi KTM'in kendi çamurluklarıydı. Evet, benim söyleyeceklerim şimdilik tur bisikleti ile ilgili bu kadar. Evet, geldik videonun sonuna. Benim bu arkadaşla bu videoya bisikletle aşağı yukarı 2 senedir birlikteydik. Bu bisikleti artık yani gerçekten sevdiğim arkadaşlarımdan Tolga abiye teslim edeceğim. Bundan sonra o bu bisikleti kullanacak. Ben duyar gibi oluyorum. Sen bisikletsiz ne yapacaksınız diye soranlar olacak. Ben bisikletsiz kalmayacağım tabii ki. Benim yeni aldığım bisiklet. Daha henüz siparişini vermedim ama önümüzdeki hafta içinde siparişini vereceğim. Yine bir tur bisikleti olacak. Onun da gelir gelmez zaten sizlere bir tanıtımını, inceleme videosunu çekeceğim. Şu an onun araştırmasındayım. Yurt dışından mı yoksa yurt içinden mi alsam diye model belli. Ama herhangi bir şey yapmadım, netleştirmedim. Hangisi daha ucuza gelecek kıyaslayacağım. Ona göre de zaten size şuradan alın, şuradan almayın diye bununla ilgili fikirlerimi belirtirim. Evet, geldik videonun sonuna arkadaşlar. Bu video böyle biraz daha sohbet tarzında, çok teknik bilgi vermeden veya ürün tanıtımı yapmadan geçti. Keyif aldım. Vlog gibi oldu bu video. Önümüzdeki hafta başka bir konuda, başka bir videoda buluşuncaya dek hepiniz kendinize çok iyi bakın. Videolarımı paylaşırsanız, kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.